Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayalp. Bugün karşınıza neden hiç zamanım yok onu anlatmak için çıkıyorum. Çok sık sorulan bir soruydu bu ve aslında bakarsanız Multiplayer'de yaptığımız soru cevap videosunda sorulan sorulardan bir tanesi de buydu. Sürekli hiç zamanımız yok, zaman bulabilirsek yaparız, zamanımız olursa yaparız, işte zaman bulmak çok büyük problem gibi şeyler söyleyince insanlar da merak etmişler ve bize bunu sordular. Sürekli bundan şikayet ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz siz? Nasıl yani zaman bulamıyorsunuz, ne yapıyorsunuz da zamanınız olmuyor diye bir soru gelmişti. O soruyu böyle çok kısaca yanıtlamıştık. Yani ben de yanıtlamıştım. Hepimiz Enis de Tunca da o videoda yanıtlamıştı ama aslında bu biraz daha uzunca yanıtlanabilecek bir soru olduğu için bu videoyu hazırlıyorum. Size özetle niçin zamanım yok bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bildiğiniz üzere zaten benim tam zamanlı çalıştığım bir işim var. Yani Multiplayer'de ben yönetmen ve kurgucu olarak çalışıyorum. Ve televizyon programının kurgusu ve yönetmenliği bana ait. Açıkçası onun çekimini yaptığımız gün, pazartesi gününden yayınlanacağı gün, cuma gününe kadar benim için bayağı bir yoğun geçiyor. Çünkü hani kafa yoruluyor. Çok kolay bir iş değil yani açıkçası. Kafanızı meşgul eden pek çok şey oluyor aslında onu yaparsanız ve dolayısıyla benim için gayet yoğun geçiyor o günler. Kendime ayırabilecek vakit bile bulmakta zorlanıyorum. Hatta videolara girmek için hani Multiplayer'de çektiğimiz, Enis'le beraber çektiğimiz videolara girmek için bile zaman ayırmakta bazen güçlük çekebiliyorum. Böyle alelacele oluyor. O videolara girdiğimde bile aklımda başka şeyler olabiliyor. Birinci nedeni aslına bakarsanız bu. Benim sabahtan akşama kadar çalıştığım tam zamanlı bir işim var ve zamanımın büyük kısmını bu alıyor. Tabii bir de şimdi YouTube videoları var. Karşınıza bu videolara çıkabilmek için de bayağı zaman ve emek sarf ediyorum. Her ne kadar ilk bakışta çok kaliteli bir iş çıkmıyor gibi gözükse de neyden bahsedeceğinizi düşünmek, işte yani şu kamerayı hazırlamak, kaydı almak, kaydın yaptıktan sonra kurgusunu yapmak, YouTube'a atmak, thumbnail'lar bilmem neler. Bunlar epey vakit alan işler aslında bakarsanız. Tahmininizden daha fazla vakit alıyor. Şuncacık işte kalitesiz sesli, kalitesiz görüntülü videoyu çıkartabilmek için bile. Yani öyle olduğu zaman da yani kendime ayırabileceğim aslında bakarsanız akşamlarımın bir kısmını bu YouTube kanalına da ayırmam gerekiyor. Bu da takdir edersiniz ki sizin izlenmeleriniz de kıymet kazandığı için bırakmak ya da işte başka bir şey yapmak da istemiyor insan. Dolayısıyla başka sizin tavsiye ettiğiniz şeyleri yapmak için vakit kalmamasının sebeplerinden biri de bu. Bununla beraber bile bildiğiniz üzere benim yaklaşık 2 senedir hatta 2 seneden de fazla oldu. Devam ettirdiğim bir Facebook sayfam var, Steam indirimleri ve haberleri diye. Orası da sonuç itibariyle benim çok vaktimi alan bir şey. Yani ilk etapta olan günde bir paylaşım yapıyorsun. Neyin zamanını alıyor bu diye düşünebilirsiniz ama o bir paylaşımı bulabilmek için hani tabii rutin şeyler var. Bazıları artık oturmuştur ama onun haricinde yine takip ettiğiniz yerli oluyor. Acaba işte fazladan indirim girer mi? İşte bahar indirimleri ne zaman başlar? Bana soruyorsunuz. Ben de şu an mesela bilmiyorum ama öğrenebilmek için hani ilk çıkar çıkmaz haberim olsun diye bir dünya kaynağı takip etmeye devam ediyorum. Bu da benim günde hani belli bir vaktimi alıyor işte. Kimi zaman 10 dakikada bakıp geçiyorum. Çok da ilgilenemiyorum. Kimi zaman yarım saat 40 dakika böyle araştırdım, baktım. Nerede ne olur, geçen sene ne olmuş falan diye baktım. Fiyat araştırması yaptım. Oyuna girmiş bir indirim üzerinden vesaire. Zamanım alan şeyler yani özetle. Bunları yapıyorum. Zaten bu kadar emek harcamanın da aslına bakarsanız faydasını da yakında 50 bin olacağız. Onunla göreceğim. Burada hazır şey gelmişken, lafı gelmişken söyleyeyim, ekleyeyim istedim. Zaten oradan bu videoyu görenler de var. Hepinize de selam olsun. Teşekkür ederim destekleriniz için. Tabii bir de şey de var. Steam indirimleri haberleri sayfasıyla game satış oyun satan, işte CD key satan, Steam CD key satan, e-pin satan, başka işte online oyunları falan bir firma var. Onunla bir ortaklığa gittik biz Mart ayı itibariyle. O ortaklığında tabii sonuç itibariyle iş ortaklığı yapıyorsanız karşılıklı bir iletişim kurmanız gerekiyor. Ne yapacak, ne, yani nasıl bir proje yürüteceğinizi ya da nasıl postlar paylaşacağınızı konuşmanız gerekiyor. Öyle olunca da hani benim günde hani yani belli bir süremi de bu arkadaşlarla konuşup işte fikir yürütmek, şöyle bir şey yapalım. Bazen mesela yani bir iki haftadır şeye de başladık. Böyle sayfayı iyi takip eden, yorum atan insanlara hediyeler falan da veriyoruz. Yani CDK direkt hediye ediyoruz, çekiliş yapmadan. İşte sen geçen ay bu kadar çok yorum yapmışsın. Hepsi de saygılı, işte güzel, tartışmaya olumlu katkıda bulunan şeyler. Hadi bizden sana şu oyun falan deyip böyle hareketler yapmaya başladık. Bütün bunların yapılabiliyor olması da vakit alan işler tabii ki tahmin edersiniz ki. Tabii bunların da dışında artık yani bunlar yaptığım projeler, yürüttüğüm işler de YouTube kanalı, Facebook sayfası işte tam zamanlı işim. Bunun dışında tabii hayat şartları da var. Mesela benim evim işime uzak.
Metrobüsle gidiyorum. Her gün yani 3,5-4 saate yakın bir yol git gel yapıyorum. Ve öyle olunca zaten bir gün 24 saat. 8'inde uyuyorsunuz, 4'ünde yolda geçiyorsunuz. Geri kalan zaman da bayağı bir 12 saat gibi bir süre oluyor. İşte geçen de 8 saat. Kalan 4 saatte kendime mi ayırayım? Bu işleri yapmaya mı ayırayım? Bazen güçlük çekebiliyorum. Onun getirdiği bir yoğunluk var. O yüzden de bazen ayıracak kendime vakit bulamıyorum. Ben tabii şimdi hayat şartlarının da dışında bir de şey de var. Ben normal şartlarda hani bu kadar kamera önüne geçip işte sizlerle konuşabilecek, iletişim kurabilecek çok fazla bir insan değilim. Ben bireysel bir insanımdır. Daha içine kapanığım. Yani içine kapanık demek gerçi ayrı bir şey olabilir de. Daha böyle kendi kafamı dinlemeyi, kendi başıma takılmayı seven bir insanımdır ama o hal öyle olunca zaten Aslayı'daki arkadaşım, yani sürekli olarak görüştüğüm, uzun yıllardan görüştüğüm arkadaşlarımla da görüşmek için de az vaktim kalıyor. Ama o az kalan hani vakitte insan istediği yani gönlünce uzatabilmek istiyor yani. Her fırsatta arkadaşlarım görüşüm geliyor. O fırsatlar az olduğu için. Özlediğim arkadaşlarımla da görüşemeyecek olduktan sonra hani ne manası var bunca şeyi yapmanın diye şey yaptığımdan bazen böyle biraz hani YouTube'a 3 video hazırlamak yerine 2 hazırlıyorum ya da 5 hazırlamak yerine 3 hazırlıyorum falan. Ya da ne bileyim işte başka şeylere hani çok iş olmasın diye arkadaşlarıma vakit ayırmak üzere hani o sınırlı boş vaktimi oraya da ayırıyorum. O da aslında bakarsanız başlı başına benim yoğun olma sebeplerimden biri oluyor. Aslında bakarsanız ben çok yoğunum dediğim zaman bazen şeye arkadaşlarımla yaptığım planları da buna dahil ediyorum. Çünkü öyle olmak zorunda. Çünkü aklı dengemi, akıl sağlığımı tutabilmek için sevdiğim, çok sevdiğim arkadaşlarımı görebilmem gerekiyor. Yani bu da bir ikinci tabii. Bir tık daha zaten gün 24 saatte 35 saatlik şey yapıyorsun bir günde gibi bir duruma dönüşüyor mümkün olduğunca. Özetle olan biten zamanım alan şeyler böyle arkadaşlar. Yani başka eklemek istediğim ne var? Ha şu var mesela Ege Sağ'ın challenge yaptım biliyorsunuz. Yani bu YouTube kanalının ilk videolarından da bir tanesiydi. Ege Sağ'ın Goodreads üzerinden hani yılda ya da işte yani bu yıl içerisinde şu kadar kitap okuyacağım falan diye kendisine sınır koyduğu bir şey vardı. Ben de ona uydum. Yani ona ayak uydurdum. Ben de o challenge'a katıldım ve hani bu sene içerisinde 10 kitap okuyacağımı söyledim. Daha ona başlayamadım bile. Öyle diyeyim yani size. Hani o videoyu çekmemin üzerinden bir ay falan geçti herhalde. Belki daha fazla geçti. Belki daha az geçti. Şu an bilemiyorum ama yani onu çektikten sonra ilk kitaba başlamam gerekiyordu ki hani en azından ayda bir kitap okuyabilirsem ki yani ayda bir kitap azdır bu arada. Normalde okunabilir ama dediğim gibi bu kadar az vaktim olduğu için hani öyle hesap etmiştim. Ayda bir tane okurum tamam bir tane yetişir falan diyordum ama okumaya başlayamadım bile. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Belli ki yani verdiğim sözü kendi kendime verdiğim sözü tutabilmek adına bir yerden sonra haldır haldır okuyacağım muhtemelen ama öyle bir dert de var şimdi yani hani bir yandan da o sıkıştırıyor. Bir yerlerden yine feragat edip kitap okumaya zaman ayırmam gerekecek. Bakalım nasıl olacak bu kadar şeyi, nasıl inşallah hiçbir şeyi düşürmeden böyle jonglörlük yaparak bütün işleri elimde tutmayı başarabilirim diye umuyorum. Evet, bahsedeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Biraz lafı uzatmış olabilirim ama zaten hani biliyorsunuz her zamanki gibi böyle detaylı detaylı anlatısım geliyor. Anlattıkça anlatısım geliyor. Sizlerle de bunları paylaşayım istiyorum. Eğer bana zamanımı daha iyi nasıl kullanabileceğime dair önerileriniz varsa lütfen yorumlarla benimle paylaşın. Çünkü gerçekten ihtiyacım var böyle bir şeye. Yetişemiyorum. Gerçekten yetişemiyorum. Az uyuyunca da yani başka türlü bir yorgunluk oluyor. Hani yaptığın iş kötü oluyor. Video çektiysen o kötü oluyor. Steam indirimleri ve haberlerini post paylaşıyorum. Mesela bir yerde hata yapmışım falan filan. Öyle şeyler oluyor. O da bir çözüm değil. Ne yapacağım, nereden kızacağım hiç bilmiyorum. Dolayısıyla bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Her zaman gibi benim kanalıma ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenerek en büyük desteği bana göstermiş olursunuz. Doğrudan bana ulaşmak isterseniz de Orhun Kayalp olarak beni Twitter'dan bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.